Bir gelişme daha var. Onu da aktarayım. Sıcak gelişme. Dün itibariyle bu haberler böyle dolaşmaya, bu haber dolaşmaya başlamıştı. Demirören Haber Ajansı'na göre, Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı, biliyorsunuz, Mehmet Aydın, Brezilya, Sao Paulo'da teslim oldu. Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği haber bu. Dolayısıyla uzun bir süredir kırmızı bülten çıkartılmıştı, hakkında aranıyordu. Brezilya'da, Sao Paulo'da teslim oldu haberi geldi. Bu yeni bir haber. Son dünden itibaren tartışılıyordu son durum. Şimdi Habertürk Ankara haber editörü Aykut Türel bize detayları aktaracak, dinleyeceğiz. Aykut. Dün olarak Tosuncuk adıyla anılan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadeleri vardı. Türk yargısına teslim olacağım ifadelerini kullanmıştı. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkında açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim demişti. Edinilen bilgilere göre Tosuncuk adıyla anılan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başkonsolosla teslim olduğu yönünde bilgiler söz konusu. İlerleyen saatlerde hem İçişleri Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamalar gelecek. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok aranan listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finanse etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasasını ihlali suçlamasıyla aranıyordu. Az önce de ifade ettik, dün bir video ile avukatları aracılığıyla paylaştığı video ile suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım demişti. Muhtemelen Sao Paulo'da, daha doğrusu Brezilya'dan sonra gerçekleşecek süreçte İstanbul savcılığına gelecek Mehmet Aydın. Özellikle bunu da vurgulayalım. Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek sorusuna yanıt bulmak için Sao Paulo kentinde Brezilya'da teslim olduğuna dair haberler yansıyor. İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından biz de buna dair ayrıntıları teyit etmeye çalışıyoruz. Muhtemelen ilerleyen saatlerde hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakabıyla anılan Mehmet Aydın'ın teslim olduğuna dair bir bilgilendirme gelecektir. Ancak ilk bilgiler Brezilya'da Sao Paulo kentinde Türkiye'nin başkonsolosluğuna teslim olduğuna dair bilgiler yansıyor. İlerleyen dakikalarda yeni bilgiler elimize ulaştıkça aktaracağımızı belirtelim. Sözü şimdilik de bırakın. Çok teşekkür ediyoruz Aykut Türel. Ankara Habertürk editörü. Demirören Haber Ajansı geçti. Daha önce de dün itibariyle de açıklamaları böyle sosyal medyada çektiği videolar yayınlanmıştı. Teslim olacağım, İşte Türkiye'de yargılanmak istiyorum şeklinde. Sao Paulo'da işte başkonsolosluğa teslim olduğuna dönük Demirören Haber Ajansı'nın ay haberi vardı. Uzun süredir kırmızı bülten çıkartılmıştı, hakkında aranıyordu. Binlerce mağdur vardı. O mağdurlar o dönemde Çiftlik Bank dolandırıcılığında konuşurken, işte 1800 lira maaşım var, kredi çektim, buraya yatırdım. Sonuçta işte bu zincirde mağaza sahibi olacaktım, para kazanacaktım ama her şeyim gitti diye anlatıyorlardı. Çok sayıda mağdur oluşmuştu. Uruguay'da, Dubai'de fotoğraflarını görmüştük bu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın. Sonra işte kırmızı bülten çıkartıldı. Nerede, niye getirilmiyor, ne oldu, niye bulunamıyor derken başkonsolosluğa Brezilya'da teslim olduğuna dair haberler var.